Çiçeği burnunda bir mezun olarak ben
Fransızca camına hiç güvenmiyordum. Dedim ki eyvah, o adam Fransa'dan gelmişse ve benim kötü kötü Alabamalı Fransızcamı duyarsa ne olacak? Ondan sonra o İstanbul, Türkiye deyince bir başka bir şey geldi içimden. Dedim ki Türkiye, Türk, Türkçe. Aha, bir yabancı değil. Ve toplantının sonunda bir çay verildi ve bu koyu renkli elbiseli, çok böyle siyah bıyıklı, siyah saçlı, zarif adama yaklaştım. Hiçbir selam söylemeden ben dedim ki, Erkin Gullin, bir etiket vardı burada. O dedi ki, hayır, Ercan Gülen. Ve içimden böyle bir soru geldi. Dedim ki, acaba yani Türkçe'de bir C, J, bizim J'miz gibi değil mi? Ondan sonra sizin noktalı U, bir Almanca'daki U gibi değil mi? Evet. Deyince ben aşık oldum. Türkçe'ye aşık oldum. Ve bir Türk'le evlendim. Şimdi biz Mart'ta, pardon, biz Eylül'de tanışıp Mart'ta evlendik. Ondan sonra Mart geçtikten sonra Mayıs ayında bizim kontratlarımız bitti. Ve Ercan'a dedim ki, Ercan hadi bir Türkiye'ye gidelim. Yahu kontratımız var burada, istiyorlar, niye Türkiye'ye gideceğiz? Dedim ben Türkiye'yi görmek istiyorum. Yok ya, burada kalalım. Ama ben Türkçe öğrenmek istiyorum deyince bir ay sonra kendimizi İstanbul'da bulduk. Şimdi İstanbul'da beni külliyelere gezdiriyordu Sultanahmet'te ve ben bir kitabe gördüm. Dedim ki Ercan bu kitabe ne demek? Ne bileyim ben. Bu eski Türkçe. Ben eski Türkçe bilmiyorum dedi. E neden bilmiyorsun? Ya işte böyle yani ben bu harfleri okuyamıyorum. Ve ben kendi kendime dedim ki bu kitabeleri okumaya öğreneceğim. Derken başka daha uzun seneler geçti ve ben Bilkent'e geldim. Bilkent'te ilk işim tabii ki yabancı diller yüksek okulunda öğretim görevlisi. Ama bir Türk edebiyatı bölümünün olduğunu fark ettim. Ve o zamanki başkan Talat Halman, rahmetli Talat Halman'a gidip konuştum. Dedim ki, Talat Bey, acaba ben benim derslerimin dışında Türk edebiyatı dersi alırsam olabilir mi? Gayet tabii, çok olumlu bir insandı. Çok çok olumluydu. Ama bir şartım var. Ben dedim ki, nedir şartınız? Önce profesörünüzden, yani o almak istediğiniz profesörden izin almanız gerekir. Tamam dedim, ben onu yaparım ve 15 seneden sonra ben 22 ders aldım Türk Edebiyatı bölümünden. Osmanlıca aldım, Farsça aldım, Arapça aldım ama hala bu kitabeleri okuyamıyorum. Hala onları okumak çabasındayım. Şimdi tabii ki ben bir Türk'le evlendim ama o Türk aynı zamanda bir ressamdı. Bilmiyorum yani birisi bir ressamla evlenince aslında bir kişiyle evlenmiyoruz. Biz sanatla evleniyoruz. Biz resimle evleniyoruz. Onun için onun çok ilginç bir tekniği vardı. Hem yağlı boyayı yapıyordu hem de linoleum baskısı yapıyordu.
Bu efendim linoleum. Linoleum çok yumuşak, yani bizim bildiğimiz muşamba. Ve muşamba üzerine bir desen çiziliyor. Bu deseni çizdikten sonra bir bıçakla oyuluyor. O bıçakla oyulduktan sonra boya sürülüyor. Ondan sonra kağıt konuluyor bu baskıya ve kaşıkla basılıyor. Bu linol baskısı. Onun için bu linol baskısı bizim hayatımızın bir parçasıydı. Ve birkaç tane göstermek istiyorum. Şimdi o Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden, o bugünümüzde Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi'nin tam kenarında ve orada gemiler geçiyor, vapurlar geçiyor. O Ankara'da olunca diyor ki, ben bu gemileri çok özledim ve bu tür lino baskıları yapmaya başlıyor. Bu başka bir tane. Aynı zamanda o Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin başkanıydı. Ve bir gün bir Picasso linoleum baskısı görüyor. Diyor ki, bunun üzerine bir makale yazacağım. Onun için bu gazetede, böyle bu sanat gazetesinde böyle bir makale yazdı. Ve bu makale çok ilginç, Türk kültürüyle ilgili bir şey. Diyor ki, şimdi Picasso öküzleri papatyalara koyuyor, öküzler böyle tırmanıyorlar ama herkes Picasso'yu o kadar güzel biliyor ki, bizim bir türkümüz var, neden kimse o türküyü bilmiyor? Hani bir türkü bu kadar yaratıcı olabilir mi? Şu türkü aşağıdan geliyor Türk'ün boyuna. Sabahleyin erken çifte giderken aman aman, öküzüm torbadan düştü, gördün mü? Amanım yandım, manda yuva yapmış, söğüt davranmış, aman aman. Yavrusunu sinek kapmış, gördün mü? Amanın, yandım. Ve bu makalede diyor ki, aslında herkes Picasso'yu o kadar seviyor ki, ama biz Türkler olarak, biz niye Türklerimizi herkese tanıtmıyoruz? Ve şöyle bu makalenin sonunda ilginç bir şey yazdı. Kültür varlıklarımızı yakından inceleyerek dünya standartları içinde nerede olduğunu vurgulayalım, değerlendirelim ve değerlendiriniz. Hani onun için öyle linol baskıdan bu yana bunlarla ilgili ilginç kanılar oldu. Şimdi ben size bir şiir okumak istiyorum ama önce, şimdi eşim bu dünyadan başka bir boyuta gidince öğrencilerim bana bir sürü böyle taziye mektupları yazdı, güzel şeyler yazdı. Ama bir öğrencim el yazısıyla çok çok ama çok güzel bir şiir yazdı. Dedi ki, hocam bunu mutlaka okumanız gerekiyor. Ve ben bu şiiri çok sevdim. Neden? Çünkü gemilerle ilgili. Ve benim öğrencim Oğuz Kiraz aslında bu benim eşim gemiler yaptığını bilmiyordu. Onun için izninizle Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi'yi okumak istiyorum. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elenli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
çare görürler. Ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son mahkemedir bu. Dünyada sevinmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferin. Merakım, tutkum nasıl aşka dönüştüğünü anlattım ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.